Bugün dimdik duruyorsak, kaybettiklerimizin bize öğrettikleri sayesinde etrafımızı saran hiçbir apartman yıkılmamışken sadece bu apartmanın ayaklarımızın altına alınması adil değil. 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde hala çadır ve konteynerde yaşayan halkın sorunları çözülmedi. Sorun sadece insanların başını sokacakları bir çatıya sahip olmaları değildir. Sağlıklı ve güvenli bir yuvaya sahip olmak planlı ve denetimli bir yapılaşmayı gerektirir. Demokratik, dayanışmacı, hak arama talebinden vazgeçmeyen toplumları oluşturmak artık yaşamsal bir zorunluluktur. Sadece Hasan Alpergül değil, dönemin belediye personeli, dönemin belediye başkanı, yapı denetim sorumlusu, her kimse, her birinin tek tek yargılanması gerekiyor. 96 tane kaybımız var. Bir apartmanda 96 kişi ölmez. 24 saatimiz bizim 20 saati gözyaşıyla geçiyor. Günahımız neydi? Kendinden bir ev aldık. Oturalım, rahat edelim, huzurla yaşayalım diye. Bu muydu bizim günahımız? Adalet istiyoruz, en ağır cezasını, ceza almasını istiyoruz. Hasan Alpergün dosyasının emsal bir karara ulaşmasını istiyoruz. İstiyoruz ki bizden sonraki nesiller oturdukları yapılarda rahat bir nefes alsın.